Toryo tatlısını tanıtımını yapacağız. Gelen konuklarımız, şeflerimiz var. Dernek başkanımız burada bugün. Onursal başkanımız burada. Turizm müdürümüz, otel müdürlerimiz burada. Bugün Toryo tatlısının tanıtımını yapacağız. Yeni bir tatlı, yeni bir marka. Bize bu konuda destek veren OPET kurumuna çok teşekkür ediyoruz. Sosyal sorumluluk projesi içerisinde bir destek verdiler. Yani Çanakkale'mize yeni bir ürün kazanacak. Bu da tatlımız, dillere destan bir tatlı olacak inşallah. İyi bir ürün yapmaya çalışacağız bugün. Tüm şef arkadaşlarım da burada. Benim söylemek istediğim bu kadar. Dernek başkan arkadaşımız da burada. Evet, Ozan Bey. Merhabalar, öncelikle hoş geldiniz. Turoya tatlımızın ikinci sunumu. Birinci sunumunu Şef Özlem Mekik'le beraber yapmıştık. Bu ikinci sunumu bölgede daha iyi tanıtılması, daha ön plana çıkması, ürünün herkes tarafından bilinmesi için hem uygulama ilgili bölüm öğrencilerine, hem üniversite öğrencilerine, hem de ilgili sektör yetkilileriyle beraber bir tanıtım toplantısı düzenledik. Bir workshop şeklinde devam edecek, aktaracağız, anlatacağız. Şehrimizde tatlının daha ön plana çıkması için güzel bir çalışmak için buradayız, çalışmaya çalışıyoruz. Tatlı için kullanılan malzemelerden bahseder misiniz hocam? Reçetesi tamamen eski zamanda kullanılan ürünlere göre hazırlandı Özlem Şef tarafından. Bunun içerisinde irmik, lor peyniri, bal, kesinlikle şeker yok. O yüzden çocuklarımıza ve diğer yaşlılar olabilir veya başka insanlar olabilir, bunları çok rahatlıkla tüketebilirler. Yeşil elma kullanıyoruz, tarçın kullanıyoruz, beyaz susam kullanıyoruz. Sütümüz var ve zeytinyağında kızartıyoruz. Birkaç aşamadan oluşuyor. Hazırlık gibi, soğutma gibi, daha sonra peynir ekleme gibi. Aşama aşama şimdi detaylı bir şekilde aktaracağız. Peki formül nereden geldi hocam? Yani formülün başlangıcı? Formülün şöyle bir durumu var. Araştırmalar sonucunda birkaç bulgu sonunda ürünlerin eski antik döneme uygun olanları seçiliyor. En yaklaşılabilen bal gibi, tabi olanlar, susam gibi şeyler seçiliyor. Ve bu formül bunlara göre revize edilerek esinlenilen birkaç tane reçete var fakat %100 aynısı değil. O yüzden böyle bunlardan elimizde olan ürünleri harmanlayarak kendi yarattığımız bir reçete. Hocam peki markalaşma gibi, yani Bayramiş Beyazı gibi ya da peynir elması gibi Çanakkale özgün markalaşması olacak mı? Evet, hedefimiz o yönde. Çanakkale'nin coğrafi işaretli bir ürünü olsun istiyoruz. Her gelen tatsın. Bir herhangi bir piyasaya rakip değil ama değişik bir lezzet ve değişik bir tat olarak piyasada kalsın istiyoruz ve bunun için öncelikle sektör yetkilileri, daha sonra da bütün okullar ve diğer alanlarda bunu yaygınlaştırarak Çanakkale lezzeti olarak bırakmak istiyoruz Çanakkale'yi. Çok teşekkürler. Mevcut tek çocuk olanlar, onların hepsi yarın birer genç delikanlı, genç kız olacaklar. Dolayısıyla her Türk gencinin gençliğinden itibaren bu bilince sahip olması gerekir. Tanıması gerekir. Ülkenin ne şekilde kurulduğunu bilmesi gerekir. Şehitlerimizi, Mustafa Kemal'i ve onun silah arkadaşlarını tanıması gerekir. Ve bundan da kıvanç duyması gerekir. Çünkü bu bizim onur abidemiz Çanakkale, Çanakkale'deki savaşlar, Çanakkale'deki mücadele Türklerin onur mücadelesidir. Dolayısıyla bu onuru bütün Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan herkes, her Türk evladının bunu yaşamasında biz önemli sayıyoruz ve onun için mücadele ediyoruz. Ben Ahmet Bey'e de teşekkür ediyorum. Çok güzel dizayn ediyor. Zaten o bu işin ustası. Bu usta elimizdeyken sonuna kadar ustalığından faydalanacağız. Yolu açık olsun. Allah kazasız belasız yolculuklar ihsan eylesin. Gittiği her yerdeki bütün
sevgili yurttaşlarımızı da selamlarımızı götürsün, onları kucaklasın diye temennini de bulunmak istiyorum. Teşekkür ederim. Teşekkürler.